İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay Emniyet Müdürlüğü'nün uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği kökünü kurutma operasyonunu yönetti. Bakan Soylu daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü'nde Vali Rahmi Doğan ile Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın da katıldığı değerlendirme toplantısında konuştu. Soylu, Hatay'da bu yıl içerisinde kökünü kurutma operasyonunun 20.sinin gerçekleştirildiğini kaydetti. Allah hepinizden razı olsun. Hepinize hayırlı sabahlar diliyorum. Allah emeklerinizi zayi etmesin. Allah muhafaza etsin, Allah korusun. Uyuşturucu uzun yıllardır dünyanın baş belası. Bizim de ülkemiz hem bir taraftan doğumuzdan doğal uyuşturucunun, doğu ülkelerden, batı ülkelerden de sizin de bildiğiniz kimyasal uyuşturucunun hem geçiş güzergahı hem de bazen hedefi. Şunu bilmenizi isterim, dünya bu konuda pes etmiş durumda. Ama biz medeniyetimiz açısından da, suçla mücadele açısından da, aile yapımız açısından da, kendi görevlerimiz açısından da, gelecek nesillerin hem sağlıklı, hem huzurlu, hem kendi medeniyet yapımıza bağlı kalması açısından da buna öylesiye mücadele ediyoruz. Şanlıurfa'da dün iki kardeşimiz uyuşturucu satıcılarını yakalarken yaralandılar ama netice itibariyle başarıya ulaştılar. Verdiğimiz şehitlerimiz var, büyük yakalananlarımız var. Yakaladığınız her adam ve yakaladığınız her gram, şunu biliyoruz ki bir aileyi kurtarıyor, bir çocuğu kurtarıyor. Yaptığımız işin, bizim özellikle buradaki kahraman arkadaşlarla yaptığımız işin bu dünyaya da öteki dünyaya da karşılığı olduğunu biliyoruz. Allah sizden razı olsun. Uyuşturucudan cezaevinde yatanların sayısının 119 bine kadar yükseldiğini belirten Bakan Soylu şunları söyledi. Bu operasyonun ismi kökünü kurutma operasyonu. Sebebi de şu, kökünü kurulana kadar mücadele edeceğiz. Kurur mu kurur. Yaklaşık 5 aydır bir takip söz konusu. Ve bugün 198-199 adrese baskın var. Ve 117 şüpheli var. 26 köpeğimiz var. Aynı zamanda 1934 kahraman arkadaşımız. Bütün birimler. Hep birlikte inşallah el birliğiyle iki İHA'sı, helikopteri. Hep birlikte güzel bir operasyon yapacağız. Cenab-ı Allah sizi muhafaza etsin. Allah korusun. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Bakan Soylu, Hatay'daki kökünü kurutma operasyonunda saat 05'te ekipleri sevk ettiklerini kaydetti. Değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı yaptı. Özgür Özel, bugüne kadar altılı masa dağıldı, dağılacak demekten altılı masanın gerçekleştirdiği ortak işlerin görmezden gelindiğini hatırlatarak, Türkiye'nin şu an altılı masanın üzerinde uzlaşılan metni konuştuğunu ifade etti. Seçimleri ilk turda kazanmak için son derece motiveyiz. Çalışmalarımızı da ona göre sürdürüyoruz. İkinci tur hesapları yapanların, ikinci turda bayrama mı denk geliriz diyenlerin, birinci turda mı kaybederiz, ikinci tura götürebilir miyiz hesabında olanlar döndüler ve bu metne hep birlikte saldırmaya başladılar. Bugüne kadar altılı masa ha dağıldı ha dağılacak demekten bizim gerçekleştirdiğimiz ortak işleri görmeyenler bunu konuştular ama Türkiye üzerinde uzlaşılan metni konuştu. Dün Devlet Bahçeli'de kürsüye çıktı, eline iki tane anayasa taslağı almış. Bunlardan bir tanesi kendi partisinin taslağı, diğeri kurucusu olduğu vakfın, TASAV'ın taslağı. Bir tane de AK Parti'ninki var, etti mi sana üç tane taslak, bir ittifak üç taslak. Diyor ki bunlara bakalım falan. Hem altılı masada mütabakat sağlayamıyor diyorlar, altı lider çıkmış aynı taslağı tutuyor elinde. Büyük Birlik Partisi ne oldu? Altıya karşı ikiyiz diyor. Destici. Her gün çıkıp her konuda ama her konuda bir şeyler söyleyen, rolünü büyüterek, abartarak söyleyen destici. Benim bastırmamla bir tane nikahta fotoğraf çektirdiniz üçünüz. Bizimkiler Allah'a şükür her seferinde altılı fotoğrafı en güzel şekilde veriyorlar. Mütabakat metnini imzalıyorlar. Bunlar üç partiydi, Bahçeli'yi ne ikiye indirdi? Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretini de eleştirdi.
Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmiş. Mayıs 2021 diyor ki ABD ile birlikte Birleşik Arap Emirlikleri 15 Temmuz darbesinin failidir. Bugün Cumhurbaşkanımızı antisemitizmle suçlayanlar 15 Temmuz'u yapanları ABD'de saklıyorlar. Ortakları da Birleşik Arap Emirlikleri'nde. Bu söylemler için sipariş verilmiş, anlaşılmıyor mu? Yalan ve iftira ile Türkiye iktidarını yıpratmak istiyorlar. Bunu söylediği şahsın gitmiş elini sıkmış. Birleşik Arap Emirlikleri'nin hem başkan yardımcısı hem İçişleri Bakanı. Başbakan yardımcısı, İçişleri Bakanı Saif bin Zayed. Ya bu U dönüşü, mu dönüşü değil. Özgür Özel basın mensuplarının İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu ile ilgili sorularını da yanıtladı. Millet gözü kulağı bizdedir. Açlığı bitirelim diye, yoksulluğu bitirelim diye, işsizliği bitirelim diye. Geçmiş haftalarda tüketilen bir tartışmayı yeniden ısıtmanın Cumhur İttifakı'na faydası olabilir, Millet İttifakı'na yoktur. İki partiden gelen karşılıklı sağduyulu açıklamalar tarafımızı da memnun etmiştir. Bundan sonraki süreçte milletin kulağına güzel gelecek şeyler söyleyelim. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Başkanlık Divanı üyeleri, milletvekilleri ve Genel Başkan Başdanışmanlarıyla Ankara'da bir otelde düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Akşener, toplantının açılışında bir konuşma yaptı. Akşener, "Gene aylık yemek programında bir araya geldik. Sizlerle olmak benim için hem çok heyecan verici hem umut verici bir rutin mutluluk kaynağı," dedi. "Gene aylık yemek programında bir araya geldik. Sizlerle olmak benim için hem çok heyecan verici hem mutluluk verici bir rutin mutluluk kaynağı." Biliyorsunuz çalışmamız sadece bu anayasayla sınırlı değil arkadaşlar. Haftalık değerlendirme toplantısında 6 siyasi partinin anayasa değişikliği önerisine değinen Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Erdoğan'a ve Bahçeli'ye yanıt üstüne yanıt verdi. Vatandaşlardan sabır isteyen Erdoğan'ın 4 yıldır yaptığı benzer konuşmaları yayınlayan Babacan, hükümeti asgari ücrete yılbaşından önce zam yapmaya çağırdı. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan konuşmasında 6 siyasi partinin anayasa değişikliği önerilerini tek tek gündeme getirdi. Bir de ne demiş? Hala yeni bir anayasa yapacaklarını söylüyor. Bitmedi bir türlü ya. Nasıl bir yeni anayasaysa bu. Ya Sayın Bahçeli, elinizi tutan mı var? Yeni anayasanız senelerdir bitmeyen bir senfoniye döndü. Gerçekten ayıp ya. Ya çıkın, deyin ki ben Bahçeli olarak şöyle bir yeni anayasa öneriyorum bu ülke için. Ortaya koyun da bir görelim ya. İşte biz sapasağlam 84 maddelik bir değişiklik paketini ortaya koyduk. İşte burada. Sapasağlam. Tam bir uzlaşmayla, tam bir mutabakatla en son 10 yıl önce denenmiş, akamete uğramış. Biz kolları sıvadık, çalışmaya başladık ve bitirdik. Ben şimdi soruyorum Sayın Erdoğan'a da, Sayın Bahçeli'ye de soruyorum. Sizin yeni anayasanız nerede ya? Nerede? Değerli arkadaşlar, biz burada gece gündüz hem kendi parti çalışmalarımıza hem de altılı masa çalışmalarına hızla devam ederken iktidarın küçük ortağı, namı diğer krizlerin ortağı dünkü grup konuşmasında yine hasedinden feryat etmiş. Neler söylüyor neler. Bir de hele hele arada bir millet kelimesinin yerine zillet kelimesini kullanıyor ya. Ya bu nasıl bir milli duruştur? Bu nasıl bir yerli duruştur, ben hayret ediyorum ya. Son olarak bir konuya daha değinmek istiyorum. Biliyorsunuz yıl sonu yaklaşırken asgari ücretle ilgili tartışmalar da yine başlamış durumda. Neymiş? Asgari ücrete Ocak ayında şöyle hatırı sayılır bir artış verecekmiş hükümet. Bu noktada Beştepe'ye bir çağrıda bulmak istiyorum. Ben 11 yıl boyunca bu ülkenin ekonomisini yöneten ekibin başındaydım. Ve üstelik nasıl yönettiğimizi de hem ülkemiz hem de dünya alem izledi. O günkü katkılarımızla, o gün Türkiye ekonomisini getirdiğimiz noktayla da hep beraber onur duyuyoruz. Ancak ben buradan yine Cumhurbaşkanı'na seslenmek istiyorum. Sayın Erdoğan, asgari ücreti artırmak için öyle yılbaşını falan beklemeye gerek yok ki. Siz zaten 1 Temmuz'da bir ara zam vermediniz mi? Verdiniz. Niye yıl sonuna kadar bekliyorsunuz ki?
Madem enflasyon evet patladı, tekrar patladı. Madem asgari ücret eridi. Niye bekliyorsunuz? Siz milletin alım gücünü enflasyon yoluyla yok ettiniz. Enflasyonu patlattınız. Madem şartlar oluşmuş, o zaman bu asgari ücret için yılbaşını beklemeye gerek yok. Ben diyorum ki hemen artırın. Buradan yatırım yapmak konusunda endişeli olan iş insanlarımıza seslenmek istiyorum. Türkiye'den vazgeçmeyin. Biz buradayız, biz. Biz buradayız. Sonuna kadar buradayız. Ve bu ülke için çalışacağız. Ve biz burada olduktan sonra bu ülkenin umutsuzluğa kapılmasının hiçbir gerekçesi yok. Tarımsal ürün arzının azaldığı bir döneme girerken örtü altı tarımı için tarımsal ürün maliyetlerine gübre, ilaç ve işçilik gibi masrafların yanı sıra bir de ısıtma ve elektrik gibi masrafların eklendiği bir sezon başladı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarım ve gıda sektöründe yaşanan son gelişmeleri, aylık ve yıllık girdi fiyatlarındaki değişimi ve Kasım ayı üretici market fiyatlarını açıkladı. Tarımsal girdi fiyatlarındaki artışlar ürün maliyetlerini yukarıya doğru çekiyor. Bu maliyetlerden dolayı artan ürün fiyatları tüketiciyi mağdur ederken, üretici ise eline geçen gelirin çoğunu masraflarına veriyor. Bu sebeple de üreticilerimizin gelirleri düşüyor. Bu durum tarımsal üretimin artmasını olumsuz yönde etkilerken tarımsal ürün arzının azalmasına sebep oluyor. Şurası iyi bilinmelidir ki tüketici fiyatlarındaki artış sadece tarımsal ürün maliyetlerinden ve arz azalmasından kaynaklanmıyor. Ürün üreticiden çıkıp markete ulaşıncaya kadar fiyatı ciddi oranda artıyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, üretici maliyetlerini düşürmeden, piyasada rekabet sağlanmadan ve ürün fiyatları denetlenmeden tüketicinin ucuz gıdaya ulaşmasının mümkün olamayacağını ifade etti. Üreticilerimizin maliyetlerini düşürmeden, tüketiciye ulaşana kadar olan süreçte oluşan aşırı fiyat artışlarına bir çözüm bulunmadan, piyasada rekabet sağlanmadan ve ürün fiyatları denetlenmeden tüketicilerin de ucuz gıdaya ulaşması mümkün değildir. Bir markanın aynı ürünleri değişik satış yerlerinde çok farklı fiyatlardan satılabiliyor. İnternet ortamında bile bu bilgilere ulaşmak mümkündür. Tüketici ürün fiyatlarına yön verme ve müdahale etme gücünü kullanmalı, fahiş fiyattan ürün satan marketleri alışveriş yapmayarak cezalandırmalıdır. Tüketicilerimiz özellikle meyve ve sebzeyi semt pazarlarından daha uygun fiyatlarla temin edebilir. Bayraktar Kasım ayı aylık ve yıllık girdi fiyatlarındaki değişmeleri de açıkladı. Odalarımız aracılığıyla girdi piyasalarından aldığımız verilere göre Kasım ayında Ekim ayına göre DAP gübresi %5.9, üre gübresi %3.8, 20-20 kompozit gübresi %3.2, kalsiyum amonyum nitrat gübresi %0.4 ve amonyum sülfat gübresi %0.7 oranında düşüş gösterdi. Geçen yılın Kasım ayına göre ise son bir yılda 20-20 kombine gübresi %60, DAP gübresi %47, üre gübresi %13, kalsiyum amonyum nitrat gübresi %9 artarken amonyum sülfat gübresi %9 oranında azaldı. Mazot fiyatı aylık olarak %9 düştü, son bir yıla göre ise %175 oranında arttı. Besi yemi Kasım ayında Ekim ayına göre %2.3, süt yemi %2.2, son bir yılda besi yemi %94, süt yemi ise %90 oranında arttı. Elektrik fiyatları son bir yılda %140 oranında artarken zirai ilaç fiyatları yıllık bazda %80 oranında artış gösterdi. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Kasım ayında üretici ile market arasındaki fiyat değişimlerini de açıkladı. Kasım ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkı en fazla %237 ile marulda görüldü. Maruldaki fiyat farkını %210,5 ile kırmızı mercimek, %210 ile elma, %181 ile maydanoz, %180 ile kabak ve havuç takip etti. Marul 3.4 kat, kırmızı mercimek ve elma 3.1 kat, maydanoz, kabak ve havuç ise 2.8 kat fazla tüketiciye satıldı. Üreticide 3 lira 75 kuruş olan marul 12 lira 63 kuruşa,
13 lira 84 kuruş olan kırmızı mercimek 42 lira 97 kuruşa, 5 lira olan elma 15 lira 49 kuruşa markette satıldı. Kasım ayında markette 37 ürünün 29'unda fiyat artışı, 8'inde ise fiyat azalışı görüldü. Markette fiyatı en fazla artan ürün %43 ile pirinç oldu. Kasım ayında üreticide fiyatı en fazla düşen ürün %13.2 ile marul oldu. Kasım ayında üreticide 29 ürünün 17'sinde fiyat artışı olurken 7 üründe ise fiyat düşüşü görüldü. Türkiye'nin önde gelen isimlerini Denizli'de ağırlamaya devam eden Büyükşehir'le Kültür Buluşmaları programının konuğu bir kez daha hikayeleriyle milyonları derinden etkileyen eğitimci yazar Alişan Kapaklıkaya oldu. Zaten televizyonlardan, telefondan hep takip ediyoruz. Bu kapsamda Kapaklıkaya Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi'nde Denizlilerle buluştu. Program için hazırlanan 2000 kişilik özel gönüllüm salonu tamamen dolarken, diğer misafirler için de 1000 kişilik Mehmet Gazi Salonu ile 500 kişilik Fatma Yıldız Salonu'na video konferans sistemi kuruldu. Tüm misafirleri eğitimci yazar Kapaklıkaya ile birlikte selamlayan Başkan Osman Zulan açılışta hemşerilerine seslendi. Hemşerilerim, ben öncelikle davetimizi kabul edip bu akşam bizlerle beraber olduğunuz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, şeref veriniz bana. Eğitimci yazar Kapaklıkaya'yı yeniden Denizli'de misafir ediyor olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Osman Zulan, Genç Denizli Sohbetleri programı ile her gün gençlerle buluştuklarını söyledi. Diyeceğim ki belediye başkanı çağırdı, 3500 kişi sığmadı, gerisi de dışarıda kaldı. Yalan mı? Doğru. İki gündür okullara gidiyorum. İlk gün 6 konferans yaptım. Sonra ne oluyor? Bir tane kız ne yazmış biliyor musunuz? Alişan Hoca, siz dediniz ki gidin babanızı annenize sarılın. Benim kaç yıldır annem yok, vefat etti. Babam cezaevinde. Ben ayda bir yarım saat görebiliyorum onu. Siz bugün kalbime dokundunuz. Beni de kızınız olarak kabul eder misiniz? Ben de sizin kalbinizde yeşermek istiyorum. Böyle olduğu zaman yoruluyor musunuz be arkadaşlar ya? Yorulmak falan aklıma hiç gelmiyor. Sivas Belediyesi Kasım ayı meclis toplantılarının 5. birleşimi Belediye Başkan Vekili Turan Topgül Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Oturumda Plan Bütçe Komisyonu tarafından yürütülen 2023 yılı bütçe taslağı çalışmaları masaya yatırıldı. 2022 yılında 900 milyon lira olan belediye bütçesi 2023 bütçe taslağında 1 milyar 550 milyon liralık rekor bir artışla toplam 2 milyar 450 milyon lira olarak belirlendi. Sivas Belediye Başkanlığı 2023 yılı bütçesi kapsamındaki birimlerin harcamaları için A ödenek cetvelinde gösterildiği gibi toplam 2 milyar 450 milyon Türk lirası ödenek verilmiştir. Sivas Belediye Başkanlığı 2023 yılı bütçesinin gelirleri B gelirlerin ekonomik sınıflandırılması cetvelinde gösterildiği gibi toplam 2 milyon 250 bin Türk lirası olarak tahmin edilmiştir. Sivas Belediye Başkanlığı 2023 yılı gider bütçe tahmininde yer alan ödeneklerle gelir bütçe tahmininde yer alan gelirler arasındaki denklik finansmanın ekonomik sınıflandırılması cetvelindeki gösterildiği gibi 200 milyon TL net iç borçlanma karşılık gösterilmek suretiyle sağlanmıştır. Gelirlerin yasal dayanağı cetvelinde gösterildiği gibi olup yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilmeyecek, yürürlükteki mevzuatlara aykırı hiçbir gelir kaynağına başvurulmayacaktır. Oy çokluğuyla alınan karar doğrultusunda belediyenin gelirlerinde de aynı oranda artış yaşanması öngörülüyor. Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, mecliste kabul edilen 2023 yılı bütçesi şehrimize, belediyemize ve hemşerilerimize hayırlı olsun dedi. Toplamları üzerinden birinci düzey oylama sonucu 26 kabul, 9 çekimser oy ile kabul edilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. Böylece 2023 yılı bütçe kararnamesi ve gelir gider bütçesinin oylamasını tamamlamış oluyoruz. Belediye bütçemizi 2 milyar 450 milyon olarak tahminen belirlemiş oluyoruz. Ben yine bütçe komisyonumuza ve meclis üyelerimize teşekkür ediyor
belediyemize, şehrimize ve hemşerilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. AK Parti Grup Başkanı Nihat Bulut ise bütçenin gerçekleşmesi ve ortaya konulan bütçeyle elle ve gözle tutulur bir çalışma olmuş ifadelerini kullandı. Plan Bütçe Komisyonu Başkanımızın detaylı bir şekilde meclise sunduğu bütçe elle tutulur, gözle görülür rakamlar içeriyor. Yani afaki, böyle hayali rakamlar değil, büyük bir çalışma yapılmış. Biz öncelikli olarak Allah razı olsun çok teşekkür ediyoruz arkadaşlarımıza. Hakikaten uzun bir çalışma, tam bir aylık bir çalışma, 2 milyar 450 milyon TL. Yani Sivas Belediyesi şu geçen son 4 yıl içerisinde ya şu parayı bulamadık ki, şu kaynağı bulamadık ki şu projeleri yapalım edelim demedi, çok şükürler olsun. İnanıyorum ki 2023 yılının bütçesi bu rakamın çok üzerinde de gerçekleşebilir. Bu sürpriz değil. Dolayısıyla çok ciddi projeler var başkanımızın ve belediyemizin önünde. Ben hayırlı uğurlu olsun diyorum. Yüreklerine sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Mecliste söz alan Büyük Birlik Partisi Grup Başkanı Fehmi Taş'tan da emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum şeklinde konuştu. Ben emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun efendim. Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu bugün itibariyle başladı. Bu kapsamda Van Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı. Zorunlu kış lastiği ile ilgili neler söylemek istersiniz? Vallahi şu anda taktırdık biz zorunlu lastiğimizi, yola devam. Peki, takmayanlara neler söylemek istersiniz? Vallahi herkesin takması lazım, takmazsa yeni araba alması lazım. Buranın kışı çok çetin oluyor biliyorsunuz. Evet. O yüzden de mecbur herkes takacak. Buna göre yolcu ve eşya taşımalarında araçlar her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihlerinde zorunlu olarak kış lastiği kullanıyor. Kurala uymayan araçların sürücülerine 1152 lira ceza kesilecek. Bugün başlayan uygulama 4 ay sürecek. Lastiklerimizi takmışız. Her şeyimiz tamamdı. Zincir, lastik, yani eksiğimiz yok. Öncelikle yolculuklar iyi günler. Biliyorsunuz ki bugün itibariyle kış lastiği denetimlerimiz başladı. 1 Aralık ve 1 Nisan arasında ticari araçlar ve yolcu taşıyan araçlar kış lastiği takma zorunluluğu var. Sizler de kış lastiklerini takmışsınız. Duyarlılığınız için teşekkür ediyorum. İyi yolculuklar diliyorum. Komiser Yardımcısı Yasin Durusulu kış lastiğinin bulunduğumuz konum itibariyle önemli olduğunu ifade etti. Evet, vatandaşlarımızın daha güvenli ve sağlıklı bir şekilde seyahat etmeleri amacıyla Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü olarak şehir içi ve şehirler arası kış lastiği denetimlerimiz bugün itibariyle başladı. Bu kapsamda şehirler arası karayollarında yolcu ve yük taşımalarında kullanılan taşıtlarda her yılın 1 Aralık itibariyle takip edilen yılın 1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanımı zorunluluğu getirilmiştir. Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü ağır vasıta olarak tabir ettiğimiz araçlar ve kamyonet, minibüs ve ticari otomobillerin lastiklerinin kış lastiği olması zorunludur. Özellikle Van dilimizin kış şartları da göz önünde bulundurulacak olursak, kış lastiği kullanımı tercih değil bir zaruriyet haline gelmiştir. Vatandaşlarımızdan isteğimiz kış lastiği kullanmaları ve güvenli bir trafik ve seyahat ortamı oluşturmalarıdır. Kaza riskini en aza indirmeleri bu şekilde gerekir. Vatandaşlarımızın trafik güvenliğine gösterdiği özenden dolayı şimdiden teşekkür ediyoruz. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü olarak kazasız günler diliyoruz. Bir yandan vatandaşlarda kış lastiğinin can ve mal kaybının azalması için önemli olduğunu belirtti. İstanbul Eyüp Sultan Belediyesi Tarım ve Orman Bakanlığı'nın da desteğiyle başıboş hayvanlar için modern ve örnek bir projeyi hayata geçiriyor. Kemerburgaz bölgesinde yapılacak olan Eyüp Sultan Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin projesi tüm ayrıntılar tek tek gözden geçirilerek hazırlandı. Toplam 12.500 metrekare alana sahip merkezde hiçbir detay göz ardı edilmedi. Planlaması ve projelendirilmesi büyük bir titizlikle hazırlanan merkezde kedi ve köpek doğal yaşam alanları, köpek ve kedi bakım alanları, at barınağı, köpek eğitim alanı, kedi ve köpek polikliniği, idari bina, depo ile misafirler ve personel için otopark alanları bulunuyor.
Barınak dahilinde oluşturulacak fuaye alanı içerisinde sahiplendirme alanları, kanatlı hayvan bakım alanı, eğitim alanı ve oturma alanları da yer alıyor. Muğla'nın büyükşehir statüsü kazanması ile birlikte 31 Mart 2014 tarihinde kurulan Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, il genelinde yaptığı altyapı yatırımları ile dikkat çekiyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi Muski Genel Müdürlüğü kurulduğu günden bu yana il genelinde 2000 kilometre uzunluğunda içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hattı yaparak şehrin altyapı eksikliklerini tek tek gideriyor. Birçok mahallenin içme suyu hatlarını yenileyen, içme suyu olmayan mahallelere yeni içme suyu hattı yapan Muski ekipleri, il genelinde bugüne kadar 1.602.054 metre uzunluğunda içme suyu hattı, 499.794 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı, 26.780 metre uzunluğunda ise yağmur suyu hat çalışması gerçekleştirdi. İçme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu gibi altyapı çalışmalarını sürdüren Muski Genel Müdürlüğü, Muğla'nın altyapısını güçlendirmek için kurulduğu günden bu yana da 1 milyar 541 494 lira yatırım yaptı. Bunun yanı sıra Bodrum başta olmak üzere Fethiye, Dalaman, Datça, Yatağan gibi şehrin farklı ilçelerinde de dev altyapı yatırımları sürdürüyor. Van yine şaşırtmadı. Yüksek kiralarda ilk 10 sıradayız. Van özel bir üniversite tarafından hazırlanan araştırmaya göre en yüksek kiraların bulunduğu iller sıralamasında 8. sırada yer aldı. Türkiye yanıyor, yanıyor. İşte, kiralar. Millet azlıktan eriyor, görmüyor musun? Kiralar yükselmiş, millet perişan, halk perişan. Yani bu her şey pahalılık diyorlar ama bunu devlet yapmıyor, millet de yapıyor. Zami millet veriyor, devlet vermiyor. Yoksa millete insaf yok ki. 4 kilo yoğurdu verirler 85'e. Bu yoğurt seni devlet mi zam veriyor? Sen devlet mi zam veriyor? Bunları millet kendisi yapıyor. Sonuçlara göre, Türkiye'de yıllık cari kira artış oranı %159,2 olarak olurken, Van'da bu oran %121,3 olarak tespit edildi. Çok artmış. Bir kira olmuş 3.000-5.000 lira. Yani tek kira sorun değil ki, her şey sorun olmuş. Para yok, ekonomi yok, iş yok. O sigara nasıl? Mesela başka bir şey yoktur. Aynen. Kira deseniz kira tek değil, ama her şey olmuş. Van'ın kira artış oranına ise Vanlılardan tepki geldi. Van'daki kira artış oranlarının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğuna dikkat çeken vatandaşlar, araştırma sonuçlarının gerçekle bağdaşmadığını kaydetti. Valla kiralar çoktur. Bizim oğlanlar şimdi İstanbul'da 3000 kira veriyor, 5000 kira veriyorlar. Kiralar çok var. Dün herhalde 3'e yumurta almıştım, şimdi gideceğim 60 milyon. Yani bu bir geceler devlet mi zam veriyor? Bunlar hep millet veriyor. Bizim bir neyimiz, paramızın değeri yok. Başka bir şey değil. Kentte geçen yıla oranla kira bedellerinin %200'leri aştığını belirten vatandaşlar, kira fiyatlarından dert yakındı. Gıda ürünlerine gelen zamlar vatandaşın belini bükmeye devam ediyor. Son olarak gelen zamlar Van'ın kahvaltı ürünlerini de vurdu. Vallahi ülkede biliyorsunuz bir ekonomik kriz var. Evet. Yani nereye gidecek bilmiyorum. Bu zaten her alanda böyle. Her şeye zam gelmiş. Yani ne diyebilirim bilmiyorum. Peki fiyatların böyle olması normal mi diyorsunuz yani? Bence normal değil. Çünkü gerçekten insanlar çok sıkıntı yaşıyor. Bunun çözümüne dair de bir fikrim yok açıkçası. Umarım herkes için her şey iyi olur. Temennimiz öyle. Van'da bazı restoranlarda 2 kişilik kahvaltı yapmanın maliyeti 300 lirayı bulurken, kahvaltı fiyatları et porsiyon fiyatlarını solladı. Van'da kahvaltı yapmanın maliyeti 2 kişi 300 lirayı buluyor. Et porsiyon fiyatları da 2 kişilik 150 lirayı buluyor. Hal böyle olunca bazı vatandaşlar kahvaltı fiyatlarının yüksek olmasından dert yakınırken bazıları ise fiyatları normal gördü. Yerli kahvaltıya değer biçilemez olduğunu söyleyen de var.
Van kahvaltısının her şeye bedeldir, değer yani. Van kahvaltısı için her şey kebaptan daha önemlidir. Peki fiyatlar çünkü, normal mi diyorsunuz? Yani şu anki aşamalara göre normal. Çünkü dünyada her şey pahalanmış. Sadece van kahvaltısı değil. Vallahi Türkiye'nin baktığı zaman ekonomi durumu bayağı bir şeydir, bayağı bir sıkıntı durumuna geçiyoruz. Yani van kahvaltısına kebaba göre daha iyidir, yani daha güzeldir. Yani herhangi bir şey demiyor şu anda. Yani fiyatlar normal mi diyorsunuz? Şu an yani normal değil ama duruma baktığınız zaman yani kahvaltıya göre, kebaba göre van kahvaltısı daha güzel. Yani daha ön planına çıkmamız lazım. Van'ı temsil etmesi için. Öyle yani hocam. Yani böyle olduğu için normal diyorsunuz. Yani böyle olduğu için eğer kebabın fiyatını gidiyorsun şu an az önce biz kebap yedik. 80 milyona kolayla beraber 100 milyon falan verdik. Yani ona göre kahvaltı bir sürü çeşit, orada tek çeşit var. Ona göre kahvaltı, Van kahvaltısı daha güzel. Çayhanesi kahvesi, eski en önemli valilerden Kazım Diri'nin arkadaşı, Atatürk'ün de silah arkadaşı Hacı Velip Beyefendi tarafından yapılmış ama şurası. 1970 yılında Ankara Otelcilik Okulu'nu bitiren 42 mezundan 30'u Foça'da sınıf arkadaşları turizmci ve yerel tarih araştırmacısı Sebahattin Karaca'nın ev sahipliğinde Foça'da bir araya geldiler. Buluşmaya Türkiye'nin çeşitli kentlerinin yanı sıra Almanya ve Bulgaristan gibi ülkelerden gelenler de oldu. Her biri turizm alanında yarım asırlık tecrübeye sahip turizmciler eşleriyle birlikte okul anılarının yanı sıra yaşadıkları ülke ve şehirlerdeki hayat öykülerini de paylaştılar. Hava ve deniz koşullarının uygun olmaması nedeniyle tekne ile adalar ve Siren kayalıklarına gidemeyen konuklar bu eksikliği Kozbeyli ve Yeni Foça ziyaretleriyle giderdiler. Sebahattin Karaca'nın rehberliğinde hem yerel tarihi öğeleri hem kültürel zenginlikleri yerinde incelediler. Kozbeyli'de meşhur Şakir'in kahvesinde dibekte kahve dövdüler. Kendi dövdükleri tanelerden pişirilen kahveyle otantik Kozbeyli ortamında keyifli anlar yaşadılar. Önemli bir bölümü ahşaptan yapılan ve kendine has oyma öğelerle süslenen tarihi Kozbeyli Camii hakkında cami imamı Rıdvan Olgun'dan bilgi aldılar. Yani 1071'de burayı Anadolu'yu fethetmişler. 1200'lü yıllarda daha öncesinde burada Rumlar yaşamış. Camimizi Kuzubey Kulesi dediğimiz yan taraftaki kulenin sahibi yaptırmış. Servanlar, Servan Bey'in zamanında. Aynen öyle. Köy o yüzden bu tarafta yukarıda. Aşağı tarafa pek inmemişler. Onun sebebi de şu, korsanlar gelip de tabii köyü yağma yapacakları zaman bu kuleden izlerler, ormanın içine kaçarlar. Ondan sonra onlar gittikten sonra tekrar çıkarlarmış. Kozbeyli'den sonra Yeni Foça'ya giden grup bu kez tarihi çarşı ve taş evlerde sarmalanmış dar sokaklarla kuzey rüzgarlarının her zaman hissedildiği sahillerde gezinti yaptılar. 52 yıllık buluşma tekrar dönülen Foça ilçe merkezinde akşam yenilen sınıf yemeğiyle taçlandırıldı. Mezunlar World Türk mikrofonlarına uzun bir ayrılıktan sonra sınıf arkadaşlarıyla buluşmanın keyfini yaşadıklarını söylediler. 60'lı yıllarda Türkiye'de turizm başladığı zaman Türkiye'de hızla yetişmiş elemanlara ihtiyaç vardı. Ankara'da açılmış olan, bu amaçla Ankara'da açılmış olan Ankara Otelcilik Okulu'nun ilk mezunlarındayız. Yaklaşık 60 yıldır Türk turizmine hizmet veriyoruz. Ve 52 yıldır birbirimizi görmeyen arkadaşlar bir araya geldik. 50 yıl sonra okul arkadaşımla beraber buluştuk bugün. Evet. Yani eski günlerimizi anmaya, hatırlamaya, ne bileyim o günleri yaşamaya tekrar buraya geldik. Çok mutluyuz yani. Çok çok mutluyuz. Eski günleri yad edip o günleri tekrar yaşıyoruz arkadaşlarımızla beraber. Uzun bir ayrılıktan sonra sevgili Sebahattin Karaca, Hızır Bozdağ'ın yaptığı bu güzel buluşmada eski mezunlar olarak ilk defa beraberiz. Bunun heyecanından dolayı kusura bakmayın. Çok mutluyum. Mezunlar iki günlük buluşmanın ardından kentlerine gitmek üzere Foça'dan her yıl yeniden buluşmak dilekleriyle ayrıldılar. Balıkesir Edremit Belediyesi Tarımsal İşler Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekipler farklı yerlerdeki arazilerde hasada devam ediyor. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan da hasatta çalışan zeytin işçilerini ziyaret etti. Çalışanlara kolaylıklar dileyen Başkan Arslan, elde edilen zeytinyağlarının Edremit Belediyesi markası ve güvencesiyle tüketiciye sunulduğunu kaydetti.
Belediyeye ait 61 bin ağaçtan toplanan zeytinler Taris Zeytinyağı Fabrikası'na ulaştırılıyor. Zeytinyağı fabrikasındaki işlemlerden sonra 15 bin ile 18 bin kilogram arası zeytinyağı elde edilmesi bekleniliyor. Elde edilen zeytinyağları İşletme İştirakler Müdürlüğü tarafından paketlenerek Edremit Belediyesi markası altında internette satışa sunuluyor. Edremit Belediyesi olarak yaklaşık 61 bin tane zeytin ağacımız vardır. Bunların büyük bir kısmını 6 yıllık kiraya vermek kaydıyla kiraya verdik. Bir kısmını ağaç üzerinde mahsulün satışını yaptık. Ve elimizde kalan yeşil alanlarla arsalar ve satılmayıp elimizde kalan zeytinliklerimizin hasadını biz kendi personelimizle toplamaya başladık. Bu yılki bizim hedefimiz yaptığımız tahminlere göre yaklaşık 15 ile 18 bin kilogram zeytinyağı elde etmek. Uzmanlar uyarıyor. Viral enfeksiyonlara dikkat. Havaların soğumasıyla mevsimsel grip ve soğuk algınlığı vakalarında artışlar görülmeye başladı. Ekim ayından bu yana viral enfeksiyonların dolaşımda olduğunu kaydeden uzmanlar, enfeksiyonların bu yıl mevsiminden önce görülmeye başlandığını belirtti. Son günlerde acillere başvuruların 3 ila 4 kat arttığına işaret eden uzmanlar özellikle çocuk yoğun bakımlardaki yatışların da yükselmeye başladığına dikkat çekti. Maske kullanımı ve kapalı ortamların havalandırılması gerektiğini konusunda uyarılarda bulunan uzmanlar özellikle COVID-19, RSV ve gripin işbirliği yaparak üçlü tehlike oluşturduğunu dile getirerek dikkatli olunması konusunda uyardı. Sizce asgari ücret ne kadar olur? Bence hiçbir şey de olmasın. Asgari ücret bu milleti kurtarmaz. Asgari ücret bugünün şartlarında, en insani şartlarda 12 bin, 13 bin, 15 bin TL bandında olması lazım. 10 bin lira olması lazım yani. 10 milyar olsun. Neden 10 bin? 10 milyar olsun işte. Artan enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle gözler Aralık ayında belirlenecek olan asgari ücret rakamlarına çevrildi. Asgari ücrette çalışan vatandaşların merakla beklediği yeni asgari ücret tartışmaları devam ediyor. Ücrete sen %10 zam yaptığın zaman yağa, şekeri, diğer malzemeye de %100 yapıyorsun ya da %200. O yüzden asgari ücreti düşürsünler, vergileri de düşürsünler, bu yaptığı zamları da geri alsınlar. Millet açtır, susuzdur, perişandır. Millet yoksuz, perişandır. Ne kadar olmalı? Asgari ücret en az 12. 12'den aşağı insanlar kimse kurtarmaz ki. Halkı bezdirdi. Halk bitme noktasına geldi. Bugün yani bir kolu yumurta 70-80 lira bandındadır. Bugün 3 çocuklu bir aile düşünün, bu insanlar nasıl geçinecek? Bu insanlar nasıl geçimini sağlayacak? Hiçbir şekilde halkın bu hükümetten bir umudu yoktur. Özellikle Van'da yaşayan biri olarak Doğu vilayetlerinin hiçbirinde hiçbir şekilde hiçbir yatırım yoktur. Bugün bakın insanlar Van gibi bir yerde 3000 lira, 4000 lira, 3500 TL insanlar çalışılıyor. İnsan emeği sömürülüyor. Çünkü niye? Bu baştakilerin, hükümetin, sistemin içine geliyor. Bakın caddede baksanız şu anda Cumhuriyet Caddesi Van'da Mecburiyet Caddesi olmuş. Neden? Çünkü bu cadde işsizlerle dolu. Asgari ücrette miktar belli değil ama mecliste 7500 ila 10.000 lira arası rakamlar konuşuluyor. Artan enflasyon rakamlarına göre yeni asgari ücretten beklentiler de bir o kadar yüksek. Çünkü yani alım gücü gerçekten yok. Millet perişandır, görüyorsunuz zaten. Geçen sene mesela kilosu 5 TL olan bir ürünü bu sene 20 civarındadır. Bakkala dükkana gidiyorsun, markete gidiyorsun. Bugün aldığın mesela 5 litre yakın aldığın fiyatı 15 gün sonra gitsen veya 10 gün sonra gitsen o fiyata onu almazsın. Hani her şey bol bol zam geliyor. Ama memurun maaşına, emeklinin maaşına, asgari ücretliğe sıra gelince devlet son derece, hükümet son derece cimri davranıyor. Olmadan ki her şey bol bol zam yapıyor. Varlığı çoktu. Ben desem 15 versin vermez. Ortalaması 10 milyar olsun. Peki.
kimi vatandaş asgari ücretin en az 10 bin lira olması gerektiğini söylerken kimi ise topu enflasyon rakamlarına attı. Ücret şu an yeterli değil. Geçim, şimdi size şöyle söyleyeyim, yoksulluk sınırı 24.185 TL miydi neydi, öyle bir şeydi. Yani bir insanın geçinebilmesi için, bir ailenin geçinebilmesi için en düşük asgari ücretin 15 bin lira olması lazım. 15 bin lira. Yani eğer ben geçiniyorum diyen de varsa çıksın gelsin. İşverenler bu yükün altından kalkamadıklarını belirtirken çalışanlar ise rakamların yüksek olmasından yana. 5,5 yoksa 11 olsun. Yani 11 olsa da yetmez. Her şey, çünkü bugün zam yaparsa da o asgari ücrete sürekli para değerini kaybediyoruz. Sürekli zam, her şeye zam gelirsin. Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Antalya Belek'te çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Kampın 5. gününde teknik direktör Rıza Çalınbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketiyle başladı. Daha sonra 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan takım ardından çabukluk çalışmaları yaptı. Antrenman, dar alan, pas çalışmaları ve yarım sahada yapılan çift kale maçla sona erdi. Centilmenlik skoru sonra kendi içinizde düşünürsünüz. Türkiye Masterlar ve Veteranlar Futbol Ligi Ege grubunda mücadele eden Foça Belediyespor Masterlar futbol takımı sezonun 5. haftasında ilk galibiyetini aldı. Foça Bağrası 80. yıl sahasında oynanan karşılaşmayı Murat Abdik, Serpil Ateşli Temel, Mustafa Sevim Hakem Triosu yönetti. Lig öncesi hazırlık maçı için aynı sahada daha önce de karşılaşan iki takım maça dostluk görüntüleriyle başladı. Beyler, başarılar beyler. Haydi beyler. Her iki takımın da atak ve futbol adına güzel bir oyun sergilediği maçın ilk yarısı Gürhan Sayar'ın attığı golle Foça lehine 1-0'lık skorla tamamlandı. İkinci yarı çekişmeli ve keyifli bir futbolla her iki takıma ikişer sayı getirdi. Torbalı Tuncay Taşan'ın penaltısı ile beraberliği yakalarken Foça Ümit Üner'le tekrar öne geçti. Türk Erfer Torbalı adına durumu 2-2'ye getirerek tekrar eşitledi. Serkan Karakoç zor pozisyonda attığı harika golle Foça'yı 3-2'lik galibiyete ve sezonun ilk 3 puanla taşıdı. Torbalı son dakikalarda beraberlik golünü bulmak için büyük çaba harcadı. Ancak Foça defansı ve kaleci Emre gole izin vermedi. Maçı yöneten hakem Trosun'dan Mustafa Sevim ile Türkiye Masterlar ve Veteranlar Futbol Ligi Basın Kurulu üyesi Seyfi Gül, 45 yıla yakın bir süre sonra tekrar yeşil sahalarda bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. Mustafa Sevim çocukluk arkadaşı ile Türkiye Masterlar ve Veteranlar Futbol Ligi'nin bir maçında karşılaşmanın hoş bir sürpriz olduğunu belirtti. Maçın bir diğer sürprizi ise geçen sezona kadar Foça Masterlar'ın oyuncusu olan Sercan Lade'nin Torbalı takımında kaptan olarak sahaya çıkmasıydı. İş yeri ve ikamet değişikliği dolayısıyla Torbalı takımına dahil olduğunu belirten Sercan Lale, ligdeki tüm takımlara başarılar diledi. Foça takımından Ertuğrul Yılmaz maç sonunda herkesin ayağına sağlık, herkese başarılar derken Atakan Yıldırım galibiyet sevincini dile getirdi. Maçtan sonra konuk ekip yetkili ve oyuncuları dostça ağırlandıktan sonra Torbalı'ya uğurlandı. Ve buraya gelmişken bir de sürprizle karşılaştım. Çocuk arkadaşım Seyfi Bey'e rastladım. Böyle şeyler çok güzel yani, eski arkadaşlara rastlamak ve bu maçlarda da centilmence geçmesi en büyük dileğimiz. Mustafa abi bizim çocukluğumuzda idolümüz olan futbolculardan bir tanesiydi. Bizden birkaç yaş büyükler. Biz onları örnek alarak top oynamaya başladık. Evet, böyle. Beraber maçlar da yaptık ama şimdi Türkiye Masterlar Veteranlar Futbol Ligi'nde onu hakem olarak Foça'da gördük. Çok mutlu olduk. İyi arkadaşlıklar, iyi dostluklar kurduk. Masterlar Ligi'nde
hem eski takımım Foça'ya hem de Torbalı yeni takımıma sakatlıksız güzel bir lig olmasını temenni ediyorum. 5. haftada ilk galibiyetimizi aldık. 4 haftadır iyi top oynuyorduk ama oyunumuzun sonucunu alamıyorduk. Şeytanın bacağını kırdık. Karşı tarafta centilmendi. Yakışır bir Master camiasına yakışır bir maç oldu. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Down Sendromlular Futsal Türkiye Kupası müsabakaları Kocaeli'de başladı. Organizasyona 6 kulüpten 72 sporcu katıldı. Turnuvanın açılışında ise renkli görüntüler yaşandı. Salonda çalan müziğe eşlik eden Down Sendromlu çocuklar dakikalarca dans etti. Rakip takımların sporcuları kendi aralarında eğlenerek büyük arkadaşlık örneği sergilediler. Coşkulu açılışın ardından Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvada Bağcılar Belediyesi Malatya Turgut Özal İş Okulu ile karşı karşıya geldi. Heyecanlı geçen maçın sonunda Bağcılarlı sporcular 11-2 gibi farklı bir skorla galip geldi. Mavi beyazlı sporcuları tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Yeni kurduğumuz takımın bu başarısı bizi çok mutlu etti. Türkiye Kupası'nı da ilçemize getireceklerine inanıyorum. İnşallah Bağcılar futsalda bir marka olacak," dedi. Organizasyon 2 Aralık Cuma günü sona erecek.